Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. AK Parti Aksaray Milletvekili Mustafa Serden Geçti grubu adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmekte olan bütçe görüşmelerinde Türkiye Atom Enerji Kurumu 2017 yılı projeleri ve bütçesi hakkında söz aldı. AK Parti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2017 Aralık ayı bütçe görüşmelerinde söz alan Milletvekili Mustafa Serden Geçti, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 2017 yılı yatırım programı kapsamında hayata geçen projelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye Atom Enerjisi Bütçesi Kurumu bütçesi hakkında grubum adına söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, ülkemizde nükleer teknoloji ve enerjinin barışçıl amaçlarla kullanımının sağlanması, geliştirilmesi ve düzenlenmesi konusunda tek yetkili kuruluş olan TAEK, 2017 yılı programı, yatırım programı içerisinde birçok projeyi hayata geçirmiştir. Parçacık hızlandırıcı teknolojisine yönelik çalışmalar bağlamında bir ilk olan yerli proton hızlandırıcısı tasarım ve mühendisliği projesi tamamlanmıştır. Bu tesiste yerli olanaklarla nükleer tıpta kullanılan radyoizotop ve radyofarmasistikler üretilecek ve sağlık kuruluşlarımızın kullanımına sunulacaktır. Bu amaçla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan sözleşme ile daha önce ülkemize ithal edilen bu ürünlerin 2018 yılında kamu hastanelerine satışına başlanılacaktır. Diğer önemli bir gelişme de ülkemizde iyonlaştırıcı radyasyon metrolojisi alanında referans laboratuvar olacak ikincil standart dozimetre laboratuvarının ülkemize kazandırılmasıdır. Resmi açılışı 23 Ağustos 2017 tarihinde Sayın Bakanımız Berat Albayrak tarafından yapılan bu laboratuvar ile ülkemizde sağlıktan sanayiye, çevreden nükleer enerjiye kadar her sektörde ihtiyaç duyulan radyasyon ölçüm cihazlarının kalibrasyonlarının güvenle yapılması mümkün hale gelmiştir. TAEK yatırım programları içerisinde ülkemizde nükleer bilim ve teknolojinin geliştirilmesi konusunda halen birçok proje yürütülmektedir. Proton hızlandırıcı tesisinde üniversitelerle işbirliği içerisinde ARGE amaçlı radyoizotop üretimi ve değişik malzemelerin uzay şartlarında maruz kaldıkları radyasyonun test edilebilmesini sağlamak üzere projelere devam edilmektedir. Ayrıca günümüzde uzay araçları, denizaltı çalışmaları, sağlık uygulamaları ve düşük akım gerektiren mikro elektromekanik sistemler gibi birçok alanda kullanılacak nükleer pil konusunda ARGE çalışmalarına da 2017 yılında başlanmıştır. Yürütülmekte olan başka bir proje ile de biyolojik zararlılar ve çevre koşullarından dolayı tahribat görmüş, kağıt, ahşap, tekstil, deri ve taş gibi malzemeden yapılmış ve kültürel varlık olarak değerlendirilmekte olan eserlerin radyasyon ışınlama teknolojisinin kullanımıyla dezenfeksiyonu ve korumasının sağlanması amaçlanmaktadır. TAEK'in üstlendiği en önemli görevlerden biri de şüphesiz Akkuyu ve Nükleer Güç Santrali'nin günümüz uluslararası nükleer güvenlik ve emniyet anlayışına uygun olarak inşa edilmesi, işletmeye alınması, işletilmesi ve denetlenmesidir. TAEK'in takip ettiği ve lisanslandırdığı ve Akkuyu Nükleer AŞ'nin sunduğu proje takvimine göre santralin ilk ünitesi 2023 yılında işletmeye alınacaktır. TAEK'in başta nükleer güç santralleri olmak üzere tüm çalışmaları Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve OECD'ye bağlı Nükleer Enerji Ajansı ile işbirliği içinde yapılmakta olup şu ana kadar yapılan denetlemelerde herhangi bir aykırı durumla karşılaşılmamıştır. Ayrıca bu konuda ajansın TAEK'e özel takdirleri bulunmaktadır. TAEK ayrıca birçok uluslararası kuruluş ile işbirliği yapmaktadır. 2015 yılında ortak üyesi olduğumuz CERN Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi çalışmalarında ülkemizi temsil etmektedir. Ülkemiz Orta Doğu Sinkrotron Işığı Deneysel Bilim ve Uygulamaları Uluslararası Merkezi SESAME'nin kurucu üyeler arasındadır. Değerli milletvekilleri, nükleer güç santralleri ile birlikte bilimsel ve teknik çalışmalar yapacak bir kurum olarak TAEK'in yeniden yapılandırılması ve bağımsız bir nükleer düzenleyici kurumun oluşturulması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu amaçla hazırlanan kanun çalışmaları son aşamasına gelmiştir. Söz konusu kanun çalışmasıyla
düzenleyici ve denetleyici faaliyetlerin daha etkin olarak yürütülmesinin yanı sıra nükleer teknolojide Ar-Ge ve uygulama çalışmalarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Değerli milletvekilleri, çağdaş uygarlık düzeyine çıkmayı nihai hedef kabul eden ülkemiz mutlaka atom, çekirdek ve çekirdek altı bilim ve teknolojisini öğrenmelidir. Bu konuda bilim adamları yetiştirilmeli, bilim üretilmeli ve bu bilim teknoloji ve sanayiye transfer edilmelidir. Bu gayenin gerçekleşmesine en büyük katkıyı yakın zamanda tanışacağımız nükleer güç santrallerinin yapacağına inanıyoruz. İnsan sağlığına nükleer teknoloji kullanarak hizmet eden bir bilim adamı olarak nükleer güç santrallerinin sadece ülkemizin ihtiyacı olan elektrik ihtiyacını karşılamayacağı, bunun yanında ülkemizde nükleer bilim ve teknolojinin önünü açacak ve öncü olacak bir atılım olarak görüyor ve destekliyoruz. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın önemli projeleri arasında yer alan ve sadece kadınlara özel kaliteli yaşam tarzı sunacak olan TOKİ 2. Kadın Aktivite Merkezi inşası devam ediyor. Aksaray Belediyesi tarafından birincisi Fatih Mahallesi'nde hizmete giren Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi'nin ardından sadece hanımlara özel hizmete girecek olan Cumhuriyet Mahallesi 2. Kadın Aktivite Merkezi'nde kapalı yüzme havuzu, sauna, buhar odası, fitness salonu, spor salonu, kütüphane, derslikler, mesleki kurslar, kabul ve dinlenme salonu hanımların hizmetine sunulacak. Aksaray Belediyesi tarafından Kasım ayı içerisinde TOKİ bölgesi Cumhuriyet Mahallesi'nde temeli atılan 2. Kadın Aktivite Merkezi'nde hava şartlarında mevsim normallerinin üstünde seyretmesi sebebiyle çalışmalar aralıksız devam ediyor. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Fatih Mahallesi'nde Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi'nde olduğu gibi TOKİ bölgesinde yaşayan kadınlarımız için yaptığımız ve her alanda faaliyet gösterebilecekleri tesisi en kısa zamanda tamamlayarak hizmete açacaklarını söyledi. Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen Milli Mücadelenin Cesur ve Kayıp Kadınları adlı tiyatro oyunu Aksaray Kültür Merkezi'nde sahnelendi. İzmir işgal edilmiş! Aydın'a gelmek üzeredir Yunan. Kadını, erkeği silahlandı bu haberi duyan. Efaşidir namım. Aydın'ın İmamköy nüfusuna kayıtlıyım. Alimden yadigar küpelerimi satıp aldım. Silahlıyım. Kemalbel'in dizme ayağım, börk başım. İşte geldim buradayım. Geleni vururum arasından iki kaşım. Aksaray Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyuna Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve çok sayıda davetli katıldı. Tiyatro severlerin yoğun ilgi gösterdiği oyunda arşivlerin kayıp kahramanı kadınlarını günümüze taşıyan, Kurtuluş Savaşı'nda cephede veya cephe gerisinde kahramanlık gösteren Türk kadınının memleketi düşmanlardan kurtarma azminin anlatıldığı kadın kahramanlardan Kara Fatma, Senem Ayşe, Şerife Bacı, Efe Ayşe ve Yirik Fatma'nın hikayeleri konu ediniliyor. Eğer kimin öldürdüğü belli değilse ahaliden öldürülecek kişiler kurayla seçilecekler. Ama kız kurayla mı öldürecekler bizi? Kurayla adam mı öldürülür? Bir şey yapmalı. Bir şey yapmalı. Madem herkes ölecek bunları gebertmek pardon da ya. Tiyatro oyunu sonunda Başkan Haluk Şahin Yazgı oyunculara çiçek ve hediye takdim etti. Aksaray Belediyesi şehir genelindeki su ve kanalizasyon şebekelerindeki yenileme ve hat döşeme çalışmalarına yoğun bir tempo ile devam ediyor. Bu kapsamda Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde kanalizasyon çalışması yapılıyor. Sağlıklı su ve kanalizasyon hatlarıyla hizmet alanında ihtiyaç duyulan noktalarda çalışmalarını sürdüren Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde 29.492 metrelik kanalizasyon hattı, 675 adet muayene bacası çalışması yapıyor. Aksaray Belediyesi bünyesinde Akmek Merkez binasında düzenlenen çini boyama kursu kadınlar tarafından büyük ilgi görüyor. Aksaray Belediyesi'nin kadınlara yönelik mesleki beceri geliştirme ve eğitim öğretim kursları kapsamında Akmek Merkezi'nde açtığı çini boyama kursu büyük ilgi görüyor. Şu an 36 kursiyerin eğitim aldığı kursta ikinci dönem kayıtları devam ediyor.
9 ay sürecek kursta toplam 600 saat uygulamalı eğitim veriliyor. Osmanlı döneminden günümüze kadar cami, saray, köşk, çeşme ve türbe gibi yapıların vazgeçilmez unsurlarından zenginliğin ve ihtişamın sembolü olan Çin sanatı Aksaray Belediyesi'nin açmış olduğu kurslarla yaşatılırken tabak, vazo, kupa, bardak, kase, sürahi ve benzeri seramik ürünler üzerlerine işlenen Çin'i süslemeleriyle farklı bir kimliğe bürünerek kursta yeniden boyut kazanıyor. Tekerlekli sandalye basketbol takımı temsilcimiz Aksaray Belediyespor bu hafta sonu deplasmanda Altın Ordu ile karşılaşacak. Ligin 7. haftasında Aksaray Belediyespor 3 galibiyet 3 mağlubiyetle ligin 7. sırasında yer alırken Altın Ordu Belediyesi 3. sırada yerini koruyor. Altın Ordu Belediyespor Aksaray Belediyespor basketbol maçı cumartesi günü saat 13'te oynanacak. Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.